Sayın hocalarım merhabalar. Sesim geliyor mu? Merhaba Evet hocam, hocam, duyuyorum. Merhaba. Merhabalar evet hocam. Hocam, duyuyoruz sizi. Evet, güzel hocam. Böyle bana biraz çok geldi, ben biraz kısayım. Evet, oturumumuzu bir öncekine bitirdik. Biraz uzamış gibi gözüküyor ama biz kısaltalım en iyisi. Daha hızlı bir oturum yaparsak herhalde daha güzel olacak. Evet, kurumsal sürdürülebilirlik başlıklı oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi öncelikle selamlıyorum. Bu oturumda 6 bildirimiz var. Hepsi burada mıdır bilemiyorum tabii, inşallah buradadır diyelim. Ve ona göre başlayalım. İlk bildirimiz, koronavirüsün ekonomi etkilerinin sektörel bazda incelenmesi ve ekonomik sürdürülebilirlik. Rabia Çiftçisoy ve Cihat Kartal hocalarımız hazırlamışlar. Söz kendilerinde, hangisi sunacak bilemiyorum ama Rabia evet, hocam. Merhaba, merhaba hocam, ben sunacağım. Tamam. Hızlıca ben de başlayayım. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisiyim. Bu çalışmamızı da değerli Cihat Kartal hocamla beraber hazırladık. Şimdi ekranı hemen de hızlıca. Bu arada hatırlatmada bulunayım hemen başlamadan. Maksimum süremiz bildiri başına 15 dakika. Ona göre tamam. Çok hızlı olmaya çalışacağım hocam. Çalışmamızın konusu koronavirüsün ekonomi etkilerinin sektörel bazda incelenmesi ve ekonomik sürdürülebilirlik. Bu çalışmamızda küresel dünyada yaşanan salgın hastalıkların ülke ekonomilerini sektörel bazda nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçladık. Tüketici davranışların aslında hani birçok unsurdan etkilendiğini biliyoruz, çevresel faktörlerden etkilendiğini biliyoruz. Böyle bir dünyada da koronavirüs pandemisinin tüketicilerin psikoloji üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmemiz için pazarlama dünyasının çok önemli bir sorunsalı. Biz de çalışmamızda koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği sektörlerden olan turizm, gıda, kozmetik, medikal malzeme ve farmakoloji, temizlik ve kişisel bakım ürünleri sektörleriyle bir de psikoloji mesleği üzerindeki etkilerini inceledik. Bu sayede de, bu yaklaşımla da tüketici davranışlarında yaşanan değişimleri sektörel bazda inceleyebilmiş olduk. Ayrıca dijital pazarlamaya ilgi konusunda yaşanan değişimler ve ülkelerin e-ticaret rejimlerinde meydana gelen değişiklikleri de inceledik. Bunları yaparken de literatür araştırmasının yanında, çalışmamızın zaten en önemli yanlarından birisi de bu, uzmanlarla yüz yüze çeşitli kişisel görüşmeler gerçekleştirerek yaptık çalışmamızı. Şimdi literatüre bakacak olursak, salgın hastalıklar tarih boyunca devletlerin, milletlerin, ülkelerin hayatlarını derinden etkilemiştir ve bu olgu karşısında da tabii ki bireylerin yaşamları eskisi gibi eski haline dönememiştir. Çünkü insanlar çok büyük bir travma ve korku içinde yaşamaya devam etmek zorunda kalmışlardır. Hastalıkların ekonomik yükü ise tabii ki hayatı çok daha zorlaştırmıştır. Şimdi koronavirüsün dünya ekonomisine etkilerine bakarsak da COVID-19'un iktisadi faaliyet seviyeleri üzerinde daraltıcı bir etkisi olmuştu ve tüm sektörlerde de bu varlığını hissettirmiştir. Tüm ekonomik karar birimlerini de doğrudan etkilemiştir. Koronavirüs salgınıyla mücadelede bazı ekonomik çevreler savaş ekonomisi uygulamalarına varacak kadar ciddi önlemler alırken bazıları ise bu olayın sadece kendine has olduğunu ve aslında kendi politikaya da ihtiyaç duyduğunu savunmuştur. Şimdi tablolar üzerinden bu değişiklikleri, yani pandeminin dünya genelinde en yoğun yaşandığı 2020 yılında KUNS tarafından bir inceleme gerçekleştirilmiş. Şimdi tablo bir üzerinde biz buna incelersek, bakarsak da bireylerin yarıdan fazlasının artık evlerinde daha fazla kaldığını görüyoruz. Ellerini daha fazla yıkadıklarını, sosyal mesafeye dikkat ettiklerini, bar ve restoranlar gibi halka açık yerlerden kaçındıklarını, alışverişe daha az gittiklerini görebiliyoruz. Buradan da anlaşılacağı üzere tabii ki yüz yüze gelmekten kaçınan tüketiciler artık daha az insanın olduğu ortamları tercih etmeye yönelmişlerdir. Online alışverişe yönelen bireylerle daha az nakit kullanan bireylerin sayısında da yarıya yakın bir artış olduğunu görüyoruz.
Bu da bunu doğrular niteliktedir. Tüm bunlar alışveriş alışkanlıklarının da pandemiye bağlı olarak ne kadar değiştiğinin göstergesidir. Nakit kullanmak daha güvenli diye düşünen birçok tüketici virüsün bulaşması korkusuyla bu alışkanlıklarını terk etmiştir. Online mecralardan kaçınan ve fiziki ortamların daha güvenilir olduğunu düşünen tüketiciler de artık tam tersini yapmaya yönelmişlerdir. Şimdi Türkiye ekonomisi açısından değerlendirirsek özellikle de hareket kısıtlamaları ekonomide ciddi bir yük oluşturmuştur. İhracat ve turizm gelirlerindeki daralma, hane halkı tüketim davranışlarındaki değişme, sanayi üretim endeksi ve gayri safi sabit sermaye oluşumunda daralma yaşanmıştır. Temel hizmetler dışındaki süreçlerde durma noktasına gelmiştir. Koronavirüs sürecinde Türkiye ekonomisinin genel durumunu daha iyi anlayabilmemiz, değişimi net bir şekilde görmemiz için ekonomideki önemli kalemler olan turizm gelirine ve dış ticaret endekslerine TÜİK verilerinden yararlanarak kısaca bakabiliriz. Tablo 2'de pandeminin başlangıcından başlayarak 2020'yi de kapsayan bir turizm geliri ve ziyaretçi sayılarında yaşanan değişimlere ilişkin verileri görüyoruz. Bu tablo 2'de incelenen 2020'nin 4. çeyreğinde geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcamasını 67 dolar olarak görüyoruz. Yıllık olarak değerlendirirsek de geceleme yapanların yine ortalama gecelik harcaması 61 dolar ve ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı da 2020'nin 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %57.7 azalmıştır. Yine ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2020'de bir önceki yıla göre %69.5 azalmıştır. Tablo 3'e gelirsek de tablo 3'te ise 2020 yılından 2021'e yaşanan değişimi görüyoruz. Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyreğimizde önceki yılın aynı çeyreğine göre %40.2 azalmıştır ve 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar olmuştur. Bu iki tablodan da gördüğümüz üzere pandemi süreci boyunca ziyaretçi sayısı ve gelirinde oldukça yüksek oranda bir düşüş gerçekleşmiştir. Kişi sayısındaki düşüş fiyatları artırarak dengelenmeye çalışıldığı için de harcamalarda bir artış yaşanmıştır. Dördüncü tablomuzda ise dış ticaret endekslerini görebiliriz. İhracat ve ithalatta genel olarak yaşanan ani değişim salgının ülkemizde kayda geçen ilk vakasının Mart 2019'da görülmesi sebebiyle o tarihten başlayarak incelenmiştir. Bu verilere göre ihracat birim değer endeksi 2020 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.5 azalmıştır. Yine endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde artmıştır. Fakat diğer kalemlerde azalmıştır. İhracat miktar endeksi ise genel olarak %16 azalmıştır. İthalat birim değer endeksine bakarsak da 2020 Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre %6.4'lük bir azalma görüyoruz. Gıda, içecek ve tütünde yine değişmezken diğer kalemlerde bir azalma gerçekleşmiştir. İthalat miktar endeksi Mart 2020'de önceki yılın aynı ayına göre %8.8 artmıştır. Pandeminin seyrini değiştirmesi ve önüne geçilmesi konusunda yaşanan bilimsel gelişmelere de bağlı olarak 2021 yılındaki etkileri de önceki yıla göre değişiklik göstermiştir. Yaşanan bu değişimi tablo 5'te inceleyebiliriz. Buna da çünkü yansımıştır. Dış ticaret endekslerine de yansımıştır. Tablo 5'te ihracat ve ithalat birim değer endekslerinin arttığını görüyoruz. İhracat miktar endeksi ise yakıt harcında azalmıştır ve ithalat miktar endeksi ise ham maddede artarken diğer kalemlerde azalmıştır. Pandemi yaşamın her alanında yeni alışkanlıklara sebep olmuştur. Buna bağlı olarak da hayatın hemen her alanıyla bağlantısı olan pazarlama faaliyetlerini de tabii ki etkilemiştir. Virüse karşı etkili ürünler geliştirilmiştir. Siperlik, maske ve benzeri ürünler daha çok üretilmeye başlanmıştır. Ürün fiyatlama, ürün özelinde arz talep dengesi ve yasal düzenlemeler de göz önüne alınarak yapılmıştır. Dağıtım faaliyetleri teması minimize ederek gerçekleştirilmiştir. Pazarlama iletişimine bakarsak da COVID ile ilgili aslında çok fazla tutundurma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Koronavirüsün dijital pazarlamanın dışında, yani dijital pazarlamayı da kapsayan en büyük
etki alanı aslında eğitimi öğretim sistemimizde gerçekleştirilmiştir. Çünkü alınan en önemli karar 16 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitime ara verilmesi kararıdır. Bu durum tabii ki dijital ortama olan ilgiyi mecburi olarak artırmıştır. Eğitimle birlikte diğer tüm iş alanlarında da yine aynı şekilde görüşmeler dijital ortama taşınmıştır. Bu dijitalleşme elbette pazarlamaya yansımıştır. Şekil 1'de pandemi sürecinde bazı ülkelerin e-ticaret hacmindeki değişimleri görebiliriz. Ülkemiz haricinde görülen ani yükseliş ve düşüşler ülkelerin karantina uygulayıp uygulamamalarına göre değişmiştir. Ülkemizdeki ani artış da ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'ta gerçekleşmiştir. 15 Mart'tan sonra ise bu artışın %200'e kadar ulaştığını görüyoruz. Genel olarak ülkelerde muhtemelen ciddiyetin kavranması sebebiyle 15 Mart itibariyle online alışveriş eğiliminde bir artış gerçekleşmiştir. Çünkü ciddiyetin kavranmasıyla karantina önlemleri de sıkılaştırılmıştır. Ve evlerinden çıkamayan tüketiciler istek ve ihtiyaçlarını evlerinden gidermek zorunda kaldıkları için e-ticarete yönelmişlerdir. Almanya'da bu yükselişin azalmasının sebebi ise yine karantina önlemlerinin hafifletilmesine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Online alışverişe yöneliş olmakla birlikte bu yöneliş elbette tüm ürün ve hizmetleri de kapsamamaktadır. Bazı ürün ve hizmetlere talebin artışı online alışverişe de yansımıştır ve aynı şekilde pandemi öncesi daha çok tercih edilen bazı ürün veya hizmetlerin tüketiminde ise bir düşüş gerçekleşmiştir. Talepteki bu değişimlere bağlı arzda da tabii ki bir değişim gerçekleşmiştir. Şekil 2'den bu değişimleri görebiliriz. Şekilde tabii açık ara farklı tıbbi ürünlerin e-ticaret satışlarında korona sürecinde %440 civarında bir artış yaşandığı görülmektedir. Bunu %200'lük artışla temizlik ve bebek ürünleri izlemiştir. Bu değişimler tüketicilerin virüs sebebiyle hijyene ve kendilerinin de çocuklarının da bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yönelik harcamalar yapmalarına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Satışın en çok düştüğü tüketim grubu ise seyahat ve tatil malzemeleri olmuştur. Mücevher ve diğer lüks ihtiyaçlarda otomotiv ve araçlar ile giyim tüketiminde ve buna bağlı olarak satışında da bir düşüş yaşanmıştır. Tüketicilerin psikolojileri koronavirüs sebebiyle değişerek girilen siteleri ve veya ilgilerini çeken reklamlar gibi birçok konunun da dönüşüm geçirmesine sebep olmuştur tabii ki. Bu değişiklikler şu an ve ilerleyen süreçte tüketicilere nasıl yaklaşılması gerektiğini ve geliştirilecek olan pazarlama stratejilerini de belirleyecektir. İnternet kullanıcılarının bu koronavirüs sürecinde hangi içeriklere daha çok yöneldiğini de şekil 3 üzerinde görebiliriz. Grafiğe göre Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 2020 Mart ayında eğitim bilişim ağı yani eba.gov.tr sitesi başta olmak üzere eğitim kategorisi gerçek ziyaretçi sayılarında %32'lik bir artış yaşandı. Bu artışın yanında okula gidemeyip de evde duran çocukların yöneldiği oyun sitelerine ziyaretlerde de tabii bir artış yaşanmıştır. Sadece çocuklar değil ebeveynler de evde daha uzun süre vakit geçirdikleri için dizi film içerikli kültür eğlence siteleriyle teknolojik ürünlerin tanıtımını da içeren teknoloji siteleri daha çok tıklanmıştır. Virüs sebebiyle uygulanan kısıtlamaya bağlı olarak turizm içerikli sitelere olan ilgisi azalmıştır. Dijitalleşmenin psikoloji mesleğine yansıması olarak değerlendirebileceğimiz online terapilerin çocuklar üzerindeki etkileri ise çok düşüktür. Çünkü kültürümüzde dokunsal temas oldukça önemlidir. Ayrıca ev ortamında olan çocuk için olması gereken bütün disiplinler ortadan kaybolur ve çocuk öğretmen ya da psikoloğunu pür dikkat dinleyemez. Bu durumda da çocuğun alanına girilmiştir. Kendi alanı olduğu için çevresindeki her şeyle ilgilenmeyi kendisine hak bilerek odaklanma problemi yaşar. Pandemi sürecinde tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları da değişerek daha çok online kanala kayma meydana gelmiştir. Alışveriş insanı psikolojik olarak rahatlatır algısı yaratılmıştır. Ve çevrede görülen alışveriş alışkanlıkları bireyleri sürekli olarak artan bir alışveriş yapmaya yöneltmiştir. Bu alışkanlıklar aslında yeni bir bağımlılık daha yaratmıştır. Kaygı ve stresi azaltabilmek için alışverişe yönelen bireyler de bu kez de bir alışveriş bağımlılığı ortaya çıkmıştır. Türkiye'de pandemiyle derinleşerek küresel bir ekonomik durgunluk dönemine
özür diliyorum. Bir saniye. Geçiyoruz. Toparlayabilir miyiz? Süremiz azalıyor. Tamam, çok hızlı bir şekilde toparlıyorum. Gıda sektörüne de kısaca değinirsek. Gıda sektöründe aslında gıda güvencesi çok önemli bir, hani bir toplumun beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda ulaşabilir gıda maddeleri üretme yeteneğine, üretilen gıdalara erişimin sürekliliğine vurgu yapan bir kavramdır aslında. Pandemi sürecinde aslında beslenme tamamıyla sağlık üzerine kurulmuştur. Belli hastalıkları olan, rahatsızlıkları olan insanların koronavirüs sürecindeki beslenmeleri de buna bağlı olarak değişmiştir. Burada özellikle de gıda alanında diyetisyenlerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimiz oldu. Ve kronik rahatsızlığı olan ve otoimmün rahatsızlığa sahip olan bireylerin bağışıklık sistemlerinin zaten güçsüz durumda olduğunu ve vücutlarında da yolunda gitmeyen bir durum olduğu için bağışıklık sisteminin bu durumlarla sürekli olarak bir mücadele ettiğini öğrendik ve bunun üzerine bir de bağışıklık sisteminin daha önceden tanımadığı bir virüsle karşılaşması da tabii ki bu savaşı zorlaştırmıştır ve bu sebeple de pandemi sürecinde gıda talebi daha çok strese bağlı olarak yüksek kalorili ürünlerde ve bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalarda yaşanmıştır. Medikal malzeme ve farmakoloji sektöründe hepimizin bildiği gibi aslında daha çok maske, siperlik gibi şeylere ve solunum cihazlarına yönelmiştir. Ve bunları birçok ülke aslında bu talebi karşılama konusunda fazlasıyla zorlanmıştır. Bunun önüne geçmek için birçok uygulama geliştirilmiştir. Ama yine de bunların tedarik sıkıntısına bağlı olarak can kayıpları yaşanmıştır. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri sektörüne bakarsak da burada yine temizlik hijyen ürünlerinin ve medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama %300'e varan bir artış yaşanmıştır. Dezenfektan, sabun ve temizlik malzemelerinin satışları gibi üretimlerinde de tabii ki bir artış yaşanmıştır. Kozmetik sektörüne etkilerine bakarsak, aslında burada kozmetik diyoruz ama kozmetik sektöründe de yine bir büyüme yaşanmıştır. Fakat yaşanan bu büyüme daha çok temizlik ürünleri, deterjan gruplarıyla birlikte gerçekleşmiştir ve bunları da dahil edersek 27 milyar TL'ye varan bir büyüklüğe sahip olmuştur sektör. Sonuç kısmına gelecek olursak, küreselleşen dünyada ekonomide bütünleşik bir duruma gelmiştir tabii ki. Bu haritalardaki haritalar üzerindeki fiziki sınırlar ve ülkeler arası mesafeler söz konusu ekonomi olunca görünmez bir hale gelmiştir ve tek bir dünya ekonomisinden söz edilebilmesini sağlayan küreselleşme sebebiyle dünyanın diğer ucunda meydana gelen her türlü olay kilometrelerce uzaktaki ülkeleri bile etkileyebilmektedir. Özellikle de savaş, kıtlık, pandemi, doğal afetler tek bir ülkenin sorunu olmaktan çıkmıştır artık ve tüm ülkeleri ve ülkelerin ekonomilerini de etkilemektedir. Covid-19 salgında dünyada tüketicilerin alışkanlıklarını çok önemli bir ölçüde etkilemiş, değiştirmiştir. Çünkü bu tür hastalıklar sadece yaşandığı dönemi değil, uzun vadede kalıcı değişiklikleri de meydana getirmektedir. Araştırma boyunca dünya genelinde ülke ekonomilerinin hiçbirisinin böyle büyük bir pandemiye ve ekonomik sonuçlarına tam anlamıyla hazır olmadığını gördük. Tüm ülkeler ekonomilerini pandemi ve beklenmedik diğer ekonomik krizlere daha uygun hale getirebilmek için ciddi anlamda stratejiler geliştirmelidir. Yapılan diğer araştırmalarda da yeni bir pandemi afet yönetimi stratejisi modelinin oluşturulmasının ciddi bir gereksinim olduğu değerlendirilmektedir. Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok ülkede zorunlu sosyal kısıtlamalara gidilmişti ve kısıtlamalar nedeniyle işletmelerin faaliyetlerinde de geçici olarak durma olmuştur. Tüketiciler temel ihtiyaçlar başta olmak üzere birçok ihtiyaçlarını e-ticaret sitelerinden tedarik etmişlerdir. Sonuç olarak yaşanan pandemi krizine karşı ülke ekonomimizin ve dünya ekonomisinin genel olarak daralma, işsizlik oranlarında artış, küresel tedarik zincirinde bozulma, sektörel bazda arz ve talep düşüşleri, faiz oranı ve hisse senedi fiyatlarının düşüş gibi olumsuz tepkiler verdiği gözlemlenmiştir. Bu olumsuzluklarla birlikte yakınlarını kaybeden insanların ve kısıtlamalara tepki gösteren tüketicilerin verdiği psikolojik tepkiler de ekonomiyi fazlasıyla etkilemiştir. Bu çalışmamızın koronavirüs pandemisinin pazarlamada meydana getirdiği değişiklikler ve tüketiciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi konusunda
faydalı olacağını umuyoruz, düşünüyoruz. Literatürde pandemi ve pandemi sürecinde tüketici tepkileriyle bu tepkilerin ekonomik yansımaları konusunda yaşanan eksikliğin bir nebze de olsa giderilmesini umuyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz Merve Hocam'a. Katkı sunmak ya da soru sormak isteyen varsa buyurun. Sanırım yok. Diğer bildirimiz COVID-19 döneminde işletmelerde kurumsal sürdürülebilirlik başlıklı bildirimiz. Mustafa Atsan, Sultan Çetinkaya ve Emine Öğüt birlikte hazırlamışlar. Evet. Sultan Hanım, Sultan Hocam sunacak sanırım. Buyurun. Evet Feday Hocam, merhabalar, teşekkürler. Size de teşekkür ediyorum. Diğer katılımcı hocalarıma da merhaba diyorum burada. Hızlıca hemen başlayacağım. Ekranı paylaşıyorum hocam şu anda. Seste ve görüntüde bir sıkıntı yok değil mi Feday Hocam? Yok, geliyor. Seste bir sıkıntı yok, henüz görüntü gelmedi. Geldi şimdi, o da sorun yok. Tamam, şu anda herhalde şeyde de bir sıkıntı yok slide'da. Evet, hocam bildiri başlığımız COVID-19 döneminde işletmelerde kurumsal sürdürülebilirlik. Değerli hocalarım ile birlikte hazırladık. COVID-19 dönemi pandemisiyle birlikte tüm dünyada oluşan küresel kriz insanları birçok açıdan olumsuz şekilde etkilemiştir ve birçok sektörü de etkisi altına almıştır. Pandemi dönemleri hazırlıksız bir kriz dönemi olduğu için alternatifi olmayan şirketlerin de bu dönemlerde dibe kadar çöktüğünü gözlemekteyiz. Özellikle küresel kriz dönemlerinde işletmelerin çoğunun alternatif planlarının olmaması, tüketicilerden geri bildirimi dikkate almamaları ya da hiç bildirim almamaları ve kriz dönemlerine hazırlıksız yakalanmaları kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Günümüzde de tüketici eğilimleri dikkate alındığında tüketicilerin sosyal odaklı oldukları ve sürdürülebilirliğe oldukça önem verdikleri gözlenmektedir. Bu noktada küresel krizlerin şirketleri olumsuz etkilediği bu dönemlerde kurumsal sürdürülebilirlik açısından tüketicinin istek ve arzularının ihtiyaçlarını net bir şekilde belirlemek ve üzerinde durmak önem arz etmektedir. Bu çalışmayla biz COVID-19 döneminde işletmelerde kurumsal sürdürülebilirlik kavramını kuramsal olarak açıkladık. COVID-19 küresel sağlık krizinden bahsetmemiz gerekirse hepimizin bildiği üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs 2020'de pandemi olarak ilan ettiği COVID-19 virüsü Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında görülmüştür. COVID-19 pandemisi sadece insan sağlığı üzerinde değil, ekonomide de rekor gerilemelere sebebiyet vermiştir. Ayrıyeten aile içi şiddet gibi sosyal sorunların artmasına, kendini karantinaya almak durumunda kalan bireyler sonrasında da bakımsız küresel hayvan türlerine de sebebiyet vermiştir. Yani sadece sektörleri değil, sosyal anlamda da birçok alanı etkilemiştir COVID-19 küresel sağlık krizi. Sürdürülebilirlik kavramına geldiğimiz zaman sürdürülebilirlik günümüz işletmelerinde önemli bir kavram haline gelen ve toplumun her kesimine etkisi altına alan, dolaylı ya da dolaysız olarak etkileyen bir kavramdır. Tanımına bakacak olursak toplumların yaşam kalitelerinin düşmesine izin vermeden ekolojik dengesinin korunmasıyla birlikte insanlığın doğal kaynaklarının tükenmesini engellediği süreçler ve eylemler bütünüdür sürdürülebilirlik. Tabii sürdürülebilirlik yine genel bir ifadeyle kalkınma odaklı mevcut nesil ve gelecek neslin daha iyi bir yaşam standardı sağlaması ile de ilgilidir. Literatüre geldiğimiz zaman baktığımızda birçok tanımı vardır sürdürülebilirliğin. GED'in tanımına göre ekonomik faaliyetlerin çevresel sonuçlarını tam olarak dikkate alan, değiştirilebilen veya yenilenebilen, dolayısıyla tükenmeyen kaynakların kullanımına dayanan ekonomik kalkınmadır şeklinde ifade edilmiştir. Sadece ekonomik anlamda belirtmemek gerekiyor sürdürülebilirliği. Aynı zamanda 1995'te yapılan tanıma göre yerel, sosyal, politik, kültürel ve ekonomik koşullara özgünlük, esneklik ve saygı çerçevesinde eylemde bulunmak şeklinde de tanımlanabilir sürdürülebilirlik kavramı ve literatürde de yer verilmiştir. Sürdürülebilirlik sadece ekonomik ya da sadece toplumsal olarak değerlendirilmemelidir. Kavram içerisinde ekonomik, toplumsal, sosyal, çevresel kalkınma olarak da kavramları barındırmaktadır. Zaten sürdürülebilirlik kavramı 1700 yıllara dayanan ama Brundtland raporunda 1980'lerde ilk kavram olarak ifade edilen bir süreçtir.
Kurumsal sürdürülebilirliğe geldiğimizde, kurumsal sürdürülebilirlik bütün kurumlar, işletmeler için oldukça önem arz eden, geçmişten günümüze önemini koruyan ve kriz dönemlerinde de kendisini gösterebilen bir kavramdır. Yine literatürde çok farklı tanımlara yer verilmiştir. Ulaş'ın tanımına göre kurumsal sürdürülebilirlik, işletmelerin yaşam döngülerini tanımlayıcı ve uzun soluklu bir süreci ifade etmektedir. Ayrıca TÜME göre işletme faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını çeşitli teorik yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirmeyi öngören bir yönetim anlayışıdır. Bütün işletmelerin, kurumların faaliyetlerinde ve stratejilerinde kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerine mutlaka yer vermeleri gerekmektedir. Yine bunu söyleyebiliriz. İşletmeler her şeyden önce çevrelerini ve hedef kitlelerini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Sosyal anlamda sürdürülebilirliğe örnek vermek gerekirse, özellikle COVID döneminde neredeyse bütün şirketler ve firmalar kadına yönelik, topluma yönelik, özellikle çevreye yönelik gelişim ve stratejiler göstermişlerdir ve uygulamaya koymuşlardır ki zaten bu gelişim ve stratejiler dahilinde kurumsal sürdürülebilirliklerini rekabet avantajı açısından da sağlamaktadırlar. Kurumsal sürdürülebilirliği kendilerine entegre edemeyen firmalar sektörden çekilmek durumunda kalabilmektedirler. Ekonomik anlamda sürdürülebilirliğe örnek vermek gerekirse, bir firma kısa vadeli ekonomik anlayışa sahipse ya da şirket, işletme, er ya da geç bu anlayışın sürdürülebilir olduğunu anlayarak farkına varmaktadır. Farkına varamayan firmalar da sektörde devam edememektedirler. Bütün bunları destekleyici olarak 2012'de kurumsal sürdürülebilirliğin şu tanımına değinmek istiyoruz. İşletmelerin sadece uzun dönemli karlılık süreçlerini ve rakipleriyle rekabet avantajını korumakla kalmaz. Aynı zamanda toplumun her kesimini ilgilendiren, çünkü sürdürülebilirlik toplumun her kesimini dolaylı ya da dolaysız, dolaylı ya da doğrudan etkileyen bir kavram demiştik daha önce. Aynı zamanda toplumun her kesimini ilgilendiren çevresel, toplumsal eşitlik, sosyal yardım ve benzeri gibi tanımları da kapsayarak bütüncül refahı kapsar kurumsal sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı çevresel duyarlılıkla aslında ilk başta ortaya çıkmıştır. Ancak daha sonra sanayinin gelişimi, dijital dönüşümlerin artmasıyla birlikte sosyal ve ekonomik anlamda da kendini gösteren ve birbiriyle ilişki içinde olan iki kavramdır. Buna ilaveten kurumsal sürdürülebilirlik kısa ve uzun vadeli perspektiflerde kurumların, işletmelerin hisseder ve paydaş ihtiyaçlarının da karşılanması ile ilgilidir. Kurumsal sürdürülebilirlik özellikle kriz dönemleri ortaya çıktığında, değişimlerin ortaya çıktığında işletmelerin değişim gösteren bu koşullara cevap verebilmek adına kurumsal sürdürülebilirlik önem arz etmektedir. Ve kendisine bu kavramın ne kadar önemli olduğunu bu dönemlerde kurumlar, şirketler gözlemlemişlerdir. Dünya genelini ve ülkemizi etkisi altına alarak pandemik hale gelen COVID-19 krizi birçok sektörü etkisi altına almıştır. Bu küresel kriz kurumsal sürdürülebilirliğin işletmeler için önemini de bir kez daha ortaya koymuştur. Ve bu kavram bundan sonraki süreçlerde de pandemi öncesi ve pandemi sonrası değerlendirilerek stratejilere dahil edilmesi gerekmektedir. COVID-19 döneminde işletmelerde kurumsal sürdürülebilirliğe gelecek olursak, COVID-19 döneminde az önce bahsettiğim gibi kurumsal sürdürülebilirlik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Sadece ekonomik büyüme noktasında değil, aynı zamanda tüketici davranışlarında ve beklentilerinde, işletmelerin nasıl hareket etmesi noktasında değişikliğe sebebiyet verdiği de görülmüştür. Yani işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik bazında faaliyetlerini nasıl gerçekleştirmeleri gerektiği noktasında da kendisini göstermiştir. Ve 2020'de Hugh ve Harrison da belirttiği üzere işletmeler somut ve kendine özgü kurumsal sorumluluk dahilinde sosyal ve çevresel alanlarla da sürdürülebilirliğe katkı sağlamalıdırlar. Çalışmalarda da bu şekilde belirtilmiştir. Tabii COVID-19 küresel krizin etkilerinin kurumlar tarafından mutlaka analiz edilmesi, firmaya ya da şirkete nasıl bir etkisi olduğunu mutlaka analiz edilmesi, kabul edilmesi, bununla ilgili de faaliyetleri ve stratejileri geliştirmeleri ve gelecekteki potansiyel farklı kriz süreçlerinde de olumsuz etkileri en aza indirmeleri gerekmektedir ve bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefi var sürdürülebilirlikle ilgili. Hepimizin bildiği üzere toplumsal eşitlik, kadına insana yakışır iş, sağlıklı yaşam, eğitim, sanayi gibi. COVID-19 pandemi sürecinde de sürdürülebilirlikle ilgili bu hedefler yeniden yapılandırılmış ve
çalışmalarda belirtilmiştir. Bunlar şu şekilde de sürdürülebilirlik amaç ve hedefleri, özellikle COVID-19'un etkileri dikkate alınarak yeniden şekillendirilmelidir ve stratejiler buna uygun şekilde geliştirilmelidir ve kurumlar bu şekilde kendilerine entegre etmek durumundadırlar. COVID-19 döneminde ve sonrasında sorumlu üretim, tüketim ile sanayi, yenilikçilik, altyapı hedeflerine mutlaka odaklanılmalıdır. Çünkü COVID-19 döneminde ciddi bir ekonomik gerilemeye biz tanık olduk hepimiz. Yenilikçi çözümler çerçevesinde ekonomik dayanıklılık adına yoksulluk, insana yakışır iş, ekonomik büyüme gibi Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 kalkınma hedefine de özellikle ortak hedefler doğrultusunda odaklanılması gerekmektedir. Yine COVID-19 dönemi pandemi sürecinin sosyal sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerinin de mutlaka derinlemesine analiz edilmesi ve belirlenmesi, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması noktasında da işletmeler kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerini düzenlemelidirler ve üzerinde durmaları gereken önemli noktalardır. Tabii COVID-19 sürecinde sürdürülebilirlik kavramı ya da kurumsal sürdürülebilirlik kavramı ve pandemi arasındaki ilişkinin ortaya konması sonrasında birçok araştırma sürdürülebilirlikle ilgili yeni tanımlamaların, esnek uygulamaların, gözden geçirilmiş kavramlarıyla güçlü vurgulamaların yapılması gerektiğini belirterek ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Bunu destekleyici nitelikte de 2021'de yapılan bir çalışmaya yer verdik. Ekonomik kriz veya tüm küresel kriz dönemlerinde COVID-19 gibi işletmeler rekabet edebilme ve hayatta kalma problemleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunun için ne yapmaları gerekmektedir? Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerini toplumsal alanda da, çevresel alanda da, ekonomik alanda da kendilerine entegre etmek ve çalışmalarını bu şekilde yönlendirmek durumundadırlar. Yine çevresel, daha önce toplumsal ve sosyal anlamdaki sürdürülebilirliğe örnek verdik. Çevresel sürdürülebilirlik açısından da emisyon ayak izlerinin dengelenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele için sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi örnekler de yine kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerine örnek olarak gösterilebilir. Aynı zamanda özellikle günümüzde dijital dönüşüme önem vermeyen firmalar, pandemi öncesinde de önem vermeyen firmalar artık gerilemeye başlamışlardır. Pandemi öncesinde dijital dönüşüme önem vermeyen işletmeler, pandemi sonrasında da eğer bu alışkanlıklarından vazgeçmezlerse ve uyum sağlamazlarsa sürdürülebilirlik konusunda rakiplerinden bir adım geride geleceklerdir. Sevgili hocalarım, sonuç ve öneriler kısmına gelecek olursak, kurumların COVID-19 sonrası sürdürülebilirlik hedefleri arasında insan sağlığını özellikle ve kurumsal sürdürülebilirliğe mutlaka yer vermeleri gerekmektedir. Çünkü insanın hayatta kalması ve sürdürülebilirliğin sağlanması COVID döneminde önemli bir şekilde belirginleşmiştir ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından önemli iki noktadır. COVID-19 pandemi sürecinin etkilerinin mutlaka derinlemesine analiz edilmesi, kuruma, işletmeye nasıl bir etkisinin olduğunun belirlenmesi, kabul edilmesi, gelecekteki potansiyel farklı kriz dönemlerinde de olumsuz etkilerin azaltılmasında etkili olacaktır. Ve kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarının mutlaka kriz dönemlerinde ön planda tutmaları gerekmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı, yine daha önce bahsettiğim gibi kurumsal sürdürülebilirlik kavramı da bundan sonraki süreçlerde pandemi öncesi ve pandemi sonrası şeklinde değerlendirilerek değerlendirmek gerekmektedir. Tabii sürdürülebilirliği, kurumsal sürdürülebilirliği, COVID-19 sonrası bir dünyada ticari büyümeyi sağlamak, önemli bir rekabet aracı olarak değerlendirmek için işletmeler bünyelerinde mutlaka stratejiler geliştirmekle yükümlüdürler. Tabii kurumsal sürdürülebilirlik ayrıca kurum ile, yani işletme ile tüketici arasında da oluşturacakları kuvvetli bağ ve itibar için de önemli bir strateji kaynağıdır. Ve COVID-19 gibi küresel kriz dönemlerinde şirketler kurumsal sürdürülebilirlik etkilerinin farkında olmalılar ve uygulanan sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında da geri bildirimleri mutlaka almalı ve değerlendirmelidirler, daha önce bahsettiğim gibi. Kongremizin de teması olan toplum 5.0'a doğru sürdürülebilirlik teması dahilinde kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetleri ve stratejileri kurumlar tarafından bünyelerine entegre edilmelidir diyorum ve sunumuma burada son veriyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sultan Hocam. Fedai Hocam, ben teşekkür ederim. Bütün katılımcılara sizin nezdinizde burada olmak gurur verici gerçekten. Katkı sunmak isteyen ya da soru sormak isteyen varsa. Tabii.
Bekliyoruz. Sanırım yok. Evet. O zaman üçüncü bildirimize geçelim. Prezenteizmin kurumsal sürdürülebilirlikle ilişkisi başlıklı bildirimiz Nurdan Kalaycı, Sinem Sönmez ve Mustafa Aslan tarafından birlikte hazırlandılar. Sunumu ben yapacağım Mustafa Hocam. Yalnız tamam. Benim kameramda bir sıkıntı var. Çalışıyor görünüyor ama çalışmıyor. Buyurun Nurdan Hocam. Bizim için sıkıntı yok. Gözükürse en azından sunumlar. Orada bir sıkıntı tamam. Yaşamazsak. Tamam hocam. Sunumu hemen açıyorum o zaman. Nurdan Hocam'ın hocam kamerası eskidi. Sosyal medya uzmanımız olduğu için çok kullandı kamerayı. Hocam bir saat öncesine kadar çalışıyordu ve arka planda bütün sosyal medya hesaplarımız açık. Bir taraftan da görüntülerinizi alıp paylaşıyorum, haberiniz olsun. Haberiniz olsun hocam. O yüzden ben kısaca çalışmamızdan bahsedeceğim. Biz prezenteizmin kurumsal sürdürülebilirlikle ilişkisi. Ben Nurdan Kalaycı. Kıbrıs 15 Kasım Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde doktora öğrencisiyim. Birkaç ay sonra doktoram bitecek inşallah. Prezenteizm de aslında doktora tezimin bir parçasıydı. Epeydir kendisiyle hemhal olduğum bir konu prezenteizm. Sürdürülebilirlik çalışırken de prezenteizm kurumsal sürdürülebilirliğin neresinde diye düşündük. Mustafa Hocam'la ve Sinem Hocam'la bu konuyu çalışmaya karar verdik. Evet, öncelikle prezenteizmden bahsetmek istiyorum. Hemen tam ekran yapmaya çalışıyorum. Ekranı yapamadım şu an. Aşağıdaki çanaktan yapın, daha kolay olur. Hocam deniyorum. Altta, hani ekranı büyütme küçültme artı eksinin oradaki çanaktan basarsak herhalde bir sıkıntı olmaması olacak lazım. Gibi. Evet. Evet oldu şimdi. Evet prezenteizm. Sosyal medyayı bu kadar iyi kullanıp bilgisayarı kullanamayınca şu an böyle elim ayağım titriyor burada. Prezenteizm çalışanların fiziki olarak iş yerinde bulunmalarına karşın psikolojik olarak işlerinin başında olmamaları. Bu sağlık sebebiyle ya da başka bir sebeple ruhsal olarak da genelde iş yerinin başında olmamaları olarak ifade ediliyor. Türkçe karşılığı bu kavramın henüz çok bulunamamış. Daha çok prezenteizm kelimesi kullanılmayı tercih ediliyor. Sözde işte var olma veya işte var olamama şeklinde çevirisi var ancak genelde prezenteizm kelimesini kullanmayı tercih ediyoruz. En kısa tanımıyla da çalışanların iş yerinde bulunmasına rağmen tam anlamıyla performanslarını sergileyememeleridir prezenteizm. Genellikle sağlık sorunu yaşayan çalışanların bir sorun olarak görülen prezenteizm aslında fiziken sağlıklı ancak ruhen işinin başında var olmayan çalışanların bir sorunudur diyebiliriz. Prezenteizme neden olan bazı faktörler var. Bunları biz üç başlık altında inceleyebiliriz. Bireysel faktörler, örgütsel faktörler ve çevresel faktörler. Bireysel faktörler dediğimiz faktörler cinsiyet, yaş, aile yaşantısı, işkoliklik, sağlık durumu ve maddi koşullardan oluşabilir. Örgütsel faktörler dediğimizde örgütün, kurumun, yönetimin tutumu, yöneticilerin yönetim tarzı, iş tatmini, o örgütün sahip olduğu örgüt kültü, çalışma koşulları, fazla mesai durumu, iş yükü, mobbing gibi faktörler olabilmekte. Çevresel faktörler ise ekonomik ve siyasal faktörler, sosyal güvenlik sistemleri, trafik ve ulaşım sorunları gibi faktörlerden oluşmakta. Prezenteizm örgütlerde genelde olumsuz etkilere yol açan bir olgu olarak bilir. Bu sebeple de prezenteizmin olumsuz etkileri nelerdir diye baktığımız zaman bir örgütte çalışan prezenteizmin çalışanların prezenteizm davranışında bulunmaları halinde ortaya çıkan olumsuz etkiler zamanla hem personelin hem de o örgütün çeşitli sorunlar yaşamasına neden olmakta. Bu durumu biz iki yönden ele alıyoruz. Bir personel açısından bir de işletme açısından. Personel açısından yaşanan olumsuz etkiler şöyle sıralanmakta. Genellikle psikolojik hastalıkların ortaya çıkması ki en fazla karşılaşılan durum. Performans kayıpları ki prezenteizmin sebep olduğu performans kayıplarının ölçümü de çok zordur. Motivasyonun düşmesi en çok karşılaşılan sebeplerden bir tanesi, olumsuz etkilerden. Ve çalışan memnuniyetsizliği.
Buna ilaveten prezenteizmin işletmeler için olumsuz etkileri söz konusu. Bu etkiler de bulaşıcı hastalıkların yayılması. Yani içinde bulunduğumuz COVID-19 salgın döneminde bunu çokça gördük. Prezenteizm eğiliminin arttığını, işletmelerin bu sebeple bundan etkilendiğini ancak bunun ölçümünün zor olduğunu gördük. Bulaşıcı hastalıkların yayılması etkisiyle. Absenteizm, prezenteizmin tersi olan işe devamsızlık, yani fiziken de işte bulunmama. Zamanla prezenteizm işe devamsızlığı getiriyor. İş gören devir hızında artış, işletmeler için ekonomik anlamda çok önemli bir durum. Maliyetlerin artması, verimliliğin düşmesi. Bunlar işletmeler için ortaya çıkan olumsuz etkiler. Peki prezenteizm nasıl yönetilebilir? Prezenteizmi yönetmek için neler yapılmalı? İşveren ve işletme yöneticilerinin prezenteizm vakalarının nedenlerini tespit ederek etkilerini bertaraf edebilmeleri için yapılması gereken planlı ve organize bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmekte. Bu süreçte yöneticilerin yapması gerekenleri birkaç başlık altında sıralayabiliriz adımlar olarak. Öncelikle prezenteizm tespit edilmeli. Personelden mi kaynaklanıyor, işletmeden mi kaynaklanıyor? Örgütsel bir sağlık sistemi kurulmalı. Çalışan hasta olduğu halde işe gelmek zorunda kalmamalı. Böyle bir yönetim tarzı uygulanmamalı. Sağlığı riske eden davranışlar düzeltilmeli. Çalışma ortamı, iş koşulları vesaire. Bunlarda gerekli düzenlemeler en uygun hale getirilmeli. Çalışanın motivasyonu düşünülmeli. Prezenteizm ve absenteizm arasındaki denge gözetilmeli ve çalışanların izin isteme sistemi kurulmalı diyoruz. Kurumsal sürdürülebilirlikten kısaca bahsedeceğim. Diğer hocalarımın vaktinden çok almadan en sonunda da prezenteizm kurumsal sürdürülebilirliğin neresinde olmalı? Kurumsal sürdürülebilirlik az önce Sultan hocamız da tanımlamıştı zaten. Örgütlerin paydaşlarının hem bugün hem de gelecek tepsilerini karşılama olarak açıklanabilir. Yani şirketin büyümesi, karlılığını kabul etmekle birlikte aynı zamanda şirketin çevresel koruma, sosyal adalet, eşitlik ve ekonomik kalkınma gibi sürdürülebilir kalkınma ile ilgili sosyal amaçlarında yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden bir tanımı mevcut kurumsal sürdürülebilirliğin. İlaveten 20. yüzyılın başında sürdürülebilirlik kalkınma kavramı ile başlayan bu süreç çalışma hayatında ise kurumsal sürdürülebilirliği getirmiş. Kurumsal sürdürülebilirlik ise insanı önceliğine koyan, etik ve şeffaf yönetim yapılarının hakim olduğu bir değerler sistemi kurarken devlet, sivil toplum, çalışma dünyası arasındaki bağı da güçlendirmiş. Bu cümlenin akabinde prezenteizm aslında kurumsal sürdürülebilirliğin her aşamasında insanın olduğu her yerde olması olduğu için kurumsal sürdürülebilirlikle birlikte ele alınması gereken bir konu olduğunu düşündük ve o sebeple bir literatür taraması yapmıştık bu çalışmamızda. Bunda bir tarafında devlet, yasalar ve denetim mekanizmalarını kullanarak iş dünyası piyasada zenginlik yaratmaya çalışarak sivil toplum kuruluşları ise gerçekli bir uygulamalara katkı yapma görevini üstlenmiştir. Gerçekleştirilen bu dayanışma ile mevcut düzenin çok da ötesinde toplum oluşturma ve devamlı geliştirme amaçlanmaktadır aslında. Peki kurumsal sürdürülebilirliğin 3 temel bileşeni var. Hepimizin de çok iyi bildiği ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik. Ekonomik sürdürülebilirlik dediğimiz örgütün finansal, maddi, manevi olmayan sermayesiyle maddi ve maddi olmayan sermayesiyle ilgilenir. Bu sermaye türleri arasında olası en uygun değer dengesinin kurulmasına işaret eder ekonomik sürdürülebilirlik. Örgütlerin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamaları için sıkıntıdan nakit akışını sağlamaları, aynı zamanda da onun üzerinde getiri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri gerekir. Peki burada hissedarlara bu faaliyeti sağlayacak olan kimler? Tabii ki o kurumun, o örgütün, o işletmenin çalışanları. Bu sebeple de çalışanların prezenteizm davranışında bulunmaları ya da bulunmamaları bu anlamda kurumsal sürdürülebilirliği etki ediyor. Sosyal sürdürülebilirlik ise birey ve toplumsal sermayenin artırılmasıyla ilgilenir. Beşeri sermaye, örgüt çalışanlarının ve hissedarlarının yetenek, motivasyon, bağlılık gibi bireysel konularına odaklanırken toplumsal sermaye ise iyi eğitim, altyapı ya da toplumda girişimciliğin desteklenmesi gibi kamu hizmetlerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda ise sosyal sürdürülebilirliği sağlayan örgütler, çalışanlarının ve hissedarlarının beşeri sermayelerine katkı sağlarken aynı zamanda da sosyal hedefleri gerçekleştirmek adına toplumsal sermayenin geliştirilmesine yönelik de faaliyette bulunurlar.
Çevresel sürdürülebilirlik dediğimiz zaman ise doğal kaynakların korunmasını ifade ediyoruz aslında. Doğal kaynakların korunarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarını riske atmayan sorumlu bir bakış açısı üzerinden hareket eder. Hava, su, toprağın kalitesinin korunması, doğadaki tüm canlıların yaşamlarının korunması da bu sürdürülebilirlik kavramının içerisinde yer alır. Çevresel sürdürülebilir örgütler gerçekleştirmiş oldukları etkinliklerinde çevreye zarar vermeyen, aksine çevresel sürdürülebilirliğe ve doğal çevrenin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayan örgütlerdir. Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla kurumsal sürdürülebilirlikten söz edilebilmekte. Bu üç boyutun birbiriyle uyumlu ve bütüncül olarak hareket etmeleri halinde ise ancak kurumsal sürdürülebilirlik söz konusu olabilir. Prezenteizmin kurumsal sürdürülebilirlikle ilişkisi. Biz buna sadece literatür olarak baktık. Yani prezenteizm sürdürülebilirlikle hem ekonomik açıdan hem sosyal, dolayısıyla insanın içinde yaşadığı çevreye karşı olan sorumluluğu sebebiyle de çevresel açıdan ilişkilidir diye literatür benzer şeyler bulduk, tanımlamalar bulduk. Prezenteizmin işletmeler için etkinliğine baktığımızda iş gören devir hızındaki artışın üzerinde prezenteizmin etkisi vardır. Bu sebeple kurumsal sürdürülebilirlikle ilişkisi vardır. Verim düşüklüğü ve bu maliyetlere yansıması prezenteizmin etkisi arasında yer alır. Absenteizmin artırması sebebiyle ilişkisi var. Maliyetlerin artmasına sebep olması yönüyle ilişkisi var. Ve bulaşıcı hastalıkların yayılması riskiyle prezenteizm kurumsal sürdürülebilirlikle ilişkilidir ve bu sebeple önem arz eder. Peki personel açısından olumsuz etkilerine baktığımız zaman, yani burada fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasında, psikolojik sorunların ortaya çıkmasında, performans kayıplarında, motivasyonun düşmesinde, memnuniyetsizliklerin ortaya çıkmasında prezenteizm etkili. Bu etkilerin hepsi de İşletmelerin sürdürülebilirliğinde, ekonomisinde, ekonomik sürdürülebilirliklerinde, dolayısıyla da kurumsal sürdürülebilirliklerinde belirli etkiler yapmakta, olumsuz etkiler yapmakta. Bu etkileri ortadan kaldırmak, prezenteizmi en aza indirmek, belki yok etmek mümkün olmuyor işletmeler için. En aza indirerek bu etkileri olumsuz etkileri ortadan kaldırıp bertaraf ederek kurumsal sürdürülebilirlik anlamında bir adım öteye gitmede faydalı olacak ve bu anlamda da prezenteizmin kurumsal sürdürülebilirlikle ilişkisi vardır diyebiliyoruz. Örgütlerin kurumsal sürdürülebilirlik yolunda çalışanlarını göz ardı etmemeleri gerekir. Bu bağlamda prezenteizmin tespit edilmesi, önlenmesi, örgütsel bir sorun olmaktan çıkarılması örgütleri daha ileriye taşıyacaktır. Dolayısıyla prezenteizmin azaltılması ve önlenmesi işletmeleri ekonomik açıdan olumlu yönde etkiler. Kurumsal sürdürülebilirliğin her aşamasında beşeri sermaye olan insan kaynağı, yani çalışanlar göz ardı edilemeyeceğinden sosyal açıdan ve çevresel boyutları bakımından da prezenteizmin azaltılması sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli rol oynayacaktır diyoruz. Ve sunumumu burada bitiriyorum. Bu ileride analiz yapacağımız bir çalışmanın ön çalışmasıydı. Bu şekilde bulgular, daha doğrusu literatür taradığımızda bilgiler elde etmiştik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorusu olan varsa. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Evet, sorusu olan ya da katkı sunmak isteyen var mı? Çok hızlı sundum ama. Vakti çok güzel kullandınız. Öyle diyeyim. Hocam, sosyal medyadan alışıyoruz biz. Şimdi ben ufak bir şey söyleyeyim. Hani prezenteizmle ilgili Türkçe karşılığı noktasında bir şey var dediniz. Doğru. Bu konuda benim de doktor öğrencimin yazdığı bir makale var. Ortak karar verdiğimiz bir karşılık olarak. Prezenteizmin Türkçe karşılığı görünürde var olma şeklinde bir teklifimiz oldu. Makalede de bunu kullandı zaten. Bu şekilde kullanırsak herhalde yerleşir diye düşünüyorum. Prezenteizm yerine görünürde var olma. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor hocam, geliyor. Geliyor hocam, duyuyorum. Sözde zaman, işte var olma tanımını kullandım ben de tezimde. Yani bizi daha böyle görünürde var olma. Çünkü zaten işte aslında. Görünürde orada ama aklı orada değil veya başka bir şekilde. Düşünceler başka alemlerde. Evet, bedenen orada sadece. Onun için görünürde var. Yani onda sorun ben yok. Ben bu kavramı çok seviyorum. Yani şöyle seviyorum. Yaşadığım için ben bu kavram üzerine çok çalıştım. Hani
istemeden işe gitmek zorunda kaldığımız zamanlar oldu. Dedik ki bunun karşılığı nedir örgütsel davranışta? Evet, ben işe gidiyorum ama o gün o işe bir faydam var mı? Orada yeterince verim sağlıyor muyum? Niye? Çünkü hastayım, izin vermiyor bana iş yeri. Mecburen orada bulunuyorum. Ne yapıyorum? Sizin tanımınızla görünürde orada var oluyorum. Yani geldim mi geldim. Evet, öyle geldim mi geldim. İşte buna çözüm bulmamız gerekiyor bizim. Buluruz diye umuyoruz. İnşallah sizin çalışmanızda İnşallah da uygulama kısmında bunu çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Diğer bildirimiz ekonomik sürdürülebilirlik bağlamında kurumsal güç e-ticaret. Tarık Yolcu ve Kürşat Özkaynar hocalarımız tarafından hazırlandı. Buradalar mı acaba? Ekran paylaşımını durdurmak istiyorum ama. Tarık Hocam, Kürşat Hocam. Şu an ekranımda gözükmüyorlar. Yoklar sanırım. Diğer bildiriye geçelim. Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi 2016-2021 bibliometrik analizi Özgür Çark, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden. Buradaysa kendisini evet, hocam. Dinleyebiliriz. Buradayım hocam. Evet. Saygılarımı arz ediyorum öncelikli olarak. Buyurun hocam. Merhabalar. Hocam hızlı bir şekilde o zaman zamanı etkin kullanmak adına hemen ekranı paylaşıyorum. Cihat hocamın bir şeyi açık ama hocam. Cihat hocam var mıydı o grubun içerisinde? Kapattı hocam. Hocam kusura bakmayın sesim açık kalmış. Ha yok estağfurullah hocam. Ben hani dedim acaba var mıydınız diye. Tamam hocam. Yok Cihat hocam birincideydi. Tamam hocam. Ekranı paylaşalım. Şunu mu paylaşayım, ekranı mı paylaşayım hocam? Hangisi daha verimli oluyor? Benim için fark etmiyor. Dinleyiciler için de çok fark etmeyeceğini düşünmüyorum ama sunum daha büyük gözüküyor ekranda. Evet. Şu anda zannedersem şuradan da büyütürsek herhalde hocam. Evet. Şu anda zannedersem hem görüntü itibariyle ses itibariyle bir sorun yok diye ümit ediyorum. Evet. Öncelikli olarak bu kongreyi düzenleyen kongre ekibine, mutfaktaki arkadaşlara, bitimdeki arkadaşlara her birine teşekkür ediyorum. Siz değerli hocalarıma da hem moderasyonunuz için hocam sizlere hem de bildiri sunan diğer hoca arkadaşlarıma, öğrenci arkadaşlarıma selam ve saygılarımı iletiyorum. Kısaca kendimden bahsedeyim. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Yönetim, strateji ve insan kaynakları yönetimi alanında çalışmalar yapmaktayım. Özellikle çalışmalarım Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve dijital dönüşümün bireysel, örgütsel ve toplumsal etkileri üzerine daha çok yoğunlaşmakta. Bugün de zaten hem kongremizin teması olan sürdürülebilirliğin de bir alt çalışma sahası olan hem de benim çalışma ilgi alanıma giren sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusunda 2016 ile 2021 yılları arasında yayınlanmış makaleleri bibliometrik analizini yaptığım çalışmamı siz değerli hocalarımın ilgilerine amaç, önem, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler başlıkları altında sunacağım. Dünya üzerinde malumunuz doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesi ve bu hızlı tüketimden kaynaklanan geleceğe dair toplumsal, iktisadi ve çevresel kaygılar sürdürülebilirliğin önemini her geçen gün daha da arttırmakta. İktisadın dün de temel sorun sahasını teşkil eden işte kaynakların kıt olması ve bu kıt kaynaklarıyla modernist insan diye tanımladığımız bugünün insanının bitmek bilmeyen sınırsız ihtiyaçlarına cevap verebilmek bugün gerçekten iktisadi bir sorun olmanın ötesine geçmiş. Hem iktisadi hem çevresel hem de toplumsal bir boyut kazanmıştır. Yani bu anlamda artık büyük bir insanlık meselesi ola gelmiştir. Sürdürülebilirlik kavramına ilişkin iş ve araştırma dünyasında bu artan ilginin tabii doğal sonucu olarak kavram pek çok disiplin içerisinde çalışılır hale gelmiştir. İşte az önce de hocalarımın çalıştığı gibi sürdürülebilir kurumsal yönetim, sürdürülebilir yönetim, sürdürülebilir işletme, sürdürülebilir eğitim, pazarlama, sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi gibi pek çok bilim sahasına dahil eden bir çalışma konusu haline gelmişti. Özellikle 2015 yılında 170 ülkenin Birleşmiş Milletler nezdinde bir araya gelerek belirledikleri sürdürülebilir kalkınma amaçları 2016 yılında yürürlüğe sokulmuş
2030 yılında ulaşılması gereken hedef olarak 17 temel sürdürülebilir amaç belirlenmiş olup, bu amaçlar incelendiğinde insana yakışır iş, sorumlu üretim ve nitelikli eğitim gibi amaçların doğrudan insan kaynakları yönetimi uygulama ve politikalarıyla alakalıyken, diğer amaçların da çeşitli düzeylerde dolaylı olarak da bu insan kaynakları yönetimi disipliniyle alakalı olduğunu görmekteyiz. Özellikle yoksullukla ve açlıkla mücadele edebilmek, eşitsizlikleri azaltabilmek, barış ve adalet tesis edebilmek açısından insana yaraşır iş ve ekonomik büyüme oldukça önemli bir amaç olarak öne çıkmaktadır. İnsana yaraşır iş ve sorumlu üretim süreç ve uygulamaları ise doğrudan insan kaynakları yönetimi sorumluluk sahasında olması nedeniyle insan kaynakları yönetimi politika ve uygulamalarına sürdürülebilirlik açısından yaklaşan sağ uygulamaları ve araştırmaları giderek artık arttığını görmekteyiz. Bu çalışmanın amacı da sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusunda alan yazında yer alan çalışmaların genel bir görünümünü ortaya koymak. Bu sayede sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusunda yapılan güncel çalışmalar ve bu kavram adı altında çalışılan alt çalışma konuları hakkında bilgi toplamak hedeflenmekte. Aynı zamanda bu sayede de yakın geçmişten günümüze kadar sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusundaki çalışmaların trendini ortaya koyarak kavram ve konunun geleceği hakkında öngörülerde bulunabilmenin mümkün olacağını değerlendirmekteyiz. Dediğimiz gibi dünyada kaynaklar insan ihtiyaçları doğrultusunda hızla tüketilmekte. İnsanlar giderek ağırlaşan çevresel şartlar, artan ekonomik eşitsizlik, açlık ve fakirlik, iş yaşamında artan stres. Burada hemen parantezçi koymak istiyorum. Tabii bir taraf dünyanın bir tarafı obeziteden maalesef hastalanırken bir tarafında fakirlik ve açlık var. Onu da altını çizelim, yanlış anlaşılma olmasın. İş yaşamında artan stres, tükenmişlik ve istihdam güvencesizliği ile karşı karşıya kalınmakta. İnsan kaynakları yönetiminin bu çetin şartlarla mücadele edebilmesi ve söz konusu zorlukların üstesinden gelebilmesi için örgütlerin artık daha fazla sürdürülebilir yaklaşımlara odaklanması gerekmektedir. Bu minvalde de sürdürülebilir insan kaynakları yönetimini biz tanım olarak çevresel, örgütsel ve bireysel bağlamda kaynakların ve ihtiyaçların optimizasyonu fikrine dayalı olarak işletmede çalışan, ortak, müşteri ve hükümet gibi örgütün gerek içsel gerek dışsal paydaşlarının memnuniyet düzeyini geliştirmek adına kurgulanmış sosyolojik, ekolojik ve bireysel politika ve sistemleri insan kaynakları yönetimi açısından geliştirilmesine ve sürdürülebilmesine dayalı bir anlayıştır şeklinde tanımlayabiliriz. Araştırma yöntemi olarak bibliometrik analizi tercih ettik. Bibliometrik analiz malumunuz iki tür analiz öne çıkmakta bibliometrik analizde. Bunlardan ilki literatürün genel durumunu göstermeyi amaçlayan yayın yılı, ülke, dergi adı, kurum, yayıncı kuruluş gibi göstergeler yardımıyla ilgili alan hakkında büyük resmi görmeyi sağlayan performans analizi. İkincisi ise alan yazınında ulaşılan ilgili veri seti üzerinden alanın eğilimleri, yaklaşımları, bilişsel ve fikirsel yapısı ile alt konu başlıkları hakkında fikir edinmek için analize tabi tutulan unsurlar arasındaki bağlantıların görsel olarak ifade edildiği bilimsel alan haritalama analizidir. Öncelikle sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında alanın bir performans analizini yapmak adına makalelerin yayınlandıkları indeksler, yayın yılı, yayınlandıkları dergi adı, yayıncı kuruluş, makalelerin menşe ülkesi, yayın sahibi araştırmacıların çalıştığı kurumlar, yayınların yazarlarına dair bulgular incelenmiştir. Bunun için Web of Science veri tabanında SSCI ve SG indekslerde sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanındaki tüm yılları kapsayan bir tarama yaptığımızda toplam 558 adet yayına ulaşmaktayız. Bu durumda sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında yapılan çalışmaların yaklaşık %70'ini 2016 yılından bugüne kadar yayınlanan, yani bu şu anda ulaşmış olduğumuz 376 adet makale oluşturmakta, ihtiva etmekte. Başka bir ifadeyle sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında yapılan çalışmaların 1990'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar bir elin parmaklarını geçmediğini görüyoruz. 2000'li yıllardan 2015'li yıllara kadar bir artış yaşanıyor. Fakat asıl artışın 2015'li yıllardan sonra yaşandığını görmekteyiz. Bu artan ilginin nedenlerinden birinin de işte az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi 2015 yılında ülke liderlerinin Birleşmiş Milletler nezdinde sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar başlığı altında belirlemiş olduğu
17 amaç ile sürdürülebilirlik konusundaki çevresel koruma, yoksulluğu bitirme ve adaletsizlikle mücadele şeklinde 3 temel sorun sahası belirlenmiş ve 2016'da yürürlüğe konmuş olmasını görüyoruz biz. Öyle değerlendiriyoruz. Hani bu ilgiyi artırdı gibi bir durum var. Tablo 1'i incelediğimiz zaman slide'daki 2016 yılındaki sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında yayın sayısının 2017 ve 2018 yılındaki yayın sayılarından daha fazla olduğu dikkat çekmekte. Durum böyle olmakla birlikte 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki yayın sayılarının birbirine yakın olduğu görülmekte. Özellikle 2020 yılında ise sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanındaki yayın sayısının en yüksek seviyeye ulaştığı gözükmektedir. Web of Science veri tabanında bu taramanın Eylül ayında yapıldığını da göz önünde bulundurursak, ilerleyen ay ve senelerde şu anki 2021 yayın sayısı olan 73'ün çok daha üzerine çıkarılacağı öngörülmekte. Genellikle bibliometrik araştırmalarda son yılın senesi dahil edilmiyor ama ben hani güncel durumu da görebilmek adına 2021'de dahil ettim bilginize. Web of Science veri tabanındaki bu söz konusu yayınların yayınlandıkları indekslere göre incelediğimiz zaman 376 yayından 238'i yani yaklaşık %63'ü SSCI indeksinde, yaklaşık %37 de yani 138 makalede ESG indeksinde yayınlandığını görmekteyiz. Bu yayınların yayınlandıkları dergi dağılımlarını ise tablo 2'de görüyoruz. Bu dergileri yayınlayan yayıncı kuruluşlar kapsamında makaleleri incelediğimizde yayınların %80 gibi büyük çoğunluğu Emerald, Billy, Elsevier, Tyler & Francis, Springer ve Sage gibi büyük yayıncı kuruluşlara aitken yaklaşık %20'si ise diğer yayıncı kuruluşlara ait. 126 yayın ile en fazla yayına sahip yayıncı kuruluş Emerald Group Publishing. Burada da Corporate Social Responsibility and Environment Management dergisi, yani kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel yönetim dergisi 22 makaleyle en fazla bu alanda makale yayınlayan dergi ünvanına sahip şu an için. Makalelerin yayınlandığı ülkeleri incelediğimizde sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında yayınlanan makalelerin yaklaşık %14'ü ABD menşeli yayınlanmış olup devamında Çin Halk Cumhuriyeti ve İngiltere gelmekte. Türkiye menşeli yayınlanan yayın sayısı 9 olup dünya sıralamasında 17. sırada yer almaktayız. Yazarların kurum dağılımlarını incelediğimizde burada enteresan bir saptama yapacağız. Bakın, Fransa'da bulunan Montpellier İşletme Okulu 12 yayın ile sürdürülebilir insan kaynakları yönetim alanında en çok yayına sahip. Fakat ülke sıralamasında hatırlayacak olursak Fransa 6. sırada. Yani burada kurum sıralamasında 1. sırada. Aynı şekilde Malezya, bakın Malezya Bilim Üniversitesi 9 yayın ile 2. sırada. Ama burada Malezya 7. sırada. Bu bize neyi gösteriyor? Bu kurumlarda çalışan bireysel gayret ve çabalar sonucunda kurum sıralamalarında ülke sıralamalarına göre bir farklılık durumu doğabiliyor. Yani baktığımız zaman da hakikaten yazar isimlerine, bir yazarın SSCI anlamında sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında işte 4 yayınla, 5 yayınla o kuruma büyük katkı sağladığını görmekteyiz. Yazarların kurum dağılımlarının ayrıntısına girdiğim zaman Fransa'da bulunan Montpellier Okulu 12 yayın, Malezya Bilim Üniversitesi 9 yayın gibi bir sıralamayla bu ülke sıralamasını ezberini bozuyor. Makalelerin Web of Science'daki kategorilerine göre dağılımına baktığımız zaman 288 yönetim alanında 164'ü işletme alanına dahil edilmiş durumda. Buna rağmen yine de endüstriyel üretim gibi diğer mühendislik ve fen bilimleri alanında çalışmalarında var olduğunu görüyoruz. 14 ile mesela etik burada dikkat çekiyor. 10 iktisat kategorisine sokulmuş. Bence şu iktisat kategorisinin biraz daha fazla olması gerekir diye düşünüyorum. Her biri iktisadi bir bacağı da sahip diye düşünüyorum bu araştırmaların. Sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi alanında yayınlanmış olan 376 makalenin anahtar kelimelerinden yola çıkılarak yaptığımız ortak kelime analizinde bu Most Weaver diye aşağıda da görüyorsunuz. Hani hakkında yemeyelim, ücretsiz sunulan bir program. Reklamını yapmış olalım. Most Weaver tarafından yaptığımız bilimsel alan haritalamada da ortak kelime analizinde insan kaynakları yönetimi kavramının öne çıktığını görmekteyiz. Sonrasında ise
Green Human Resource Management dediğimiz yeşil insan kaynakları yönetimi. Benim de bu oturumda değil ama başka bir oturumda sunacağım ikinci bildiriyi oluşturuyor aynı zamanda. Bunların öne çıktığını görmekteyiz. Yani bu araştırmayı yaparken zaten onu da yapmaya karar verdim. Yeşil insan kaynakları yönetimi de ilginç bir konu hakikaten. Buradan da anlaşılacağı üzere insan kaynakları yönetimi alanında sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmaların ekseriyeti doğal ve çevreye atıfta bulunularak yapılan araştırmalardan oluşmakta. Hani az önce de ifade ettiğimiz gibi sürdürülebilirliğin baktığı üç yön, biri sosyolojik yani toplumsal yön, biri iktisadi, ekonomik yön, biri de çevresel, ekolojik diye ifade edilen yön. Üç yönden biz dikkat çeken husus ise burada en çok doğaya ve çevreye atıfta bulunan, yani ekolojik ağırlıklı çalışmaların öne çıktığını görüyoruz sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi deyince. Türkiye'de yayınlanmış Türkçe yayınların durumunu da hani kısaca bahsetmek isterim. Bu Herzing Publish Perish uygulaması yardımıyla Google Akademik veri tabanında sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi ifadesini yazdığımız zaman 25 yayına ulaşabildik. Bu yayınlardan biri doktora tezi, ikisi yüksek lisans tezi, biri de kitap bölümü ve ikisi kongre bildirisi olup kalan 20'si makale şeklinde yayınlardı. Ama bu yayınların büyük ekseriyeti, büyük çoğunluğu derleme çalışmaları olup daha çok sürdürülebilir insan kaynakları yönetimini tanımlamaya yönelik betimleyici çalışmalar. Yapılan bibliometrik analiz sonucunda sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi, stratejik insan kaynakları yönetiminin aslında bir uzantısı olarak birden çok boyutu olan, birden çok analiz düzeyini kapsayan ve zaman içerisinde birden çok belli başlı yapıyı ifade eden çatı bir kavram olarak daha çok kullandığını görmekteyiz. İşte bireysel, toplumsal ve örgütsel olmak üzere sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin etki sahasına giren aslında üç önemli çıktı ifade edilmekte. Bunlar iyi bir iş ve yaşam dengesi, istihdam edilebilirlik ve katılım, sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin bireysel etki sahasını ifade ediyor. Paydaş memnuniyeti, istihdam artışı ve sosyal kapsam ise sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin toplumsal etki sahasını ifade ediyor. Kalite, esneklik, inovasyon ve karlılık ise sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin örgütsel etki sahasını ifade ediyor. Yani bu minvalde toplayacak olursak sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi örgüt içinde ve dışında istenmeyen yan etkileri ve olumsuz geri beslemeleri kontrol ederken uzun vadede de finansal, sosyal ve çevresel hedeflere ulaşılmasını sağlayan insan kaynakları yönetimi stratejilerinin ve uygulamalarının benimsenmesi olarak tanımlanmakta. Son olarak da sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi kavramı sürdürülebilir ve insan kaynakları yönetimi olmak üzere iki kavramın birlikte ele alınması sonucu literatüre kazandırılmış bir kavram. Kavram olarak ilk defa işte az önce yine bir hocamızın ifade ettiği gibi Mersin'den Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu'nda sürdürülebilir insan kaynaklarını şu anki neslin ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılayabilmek olarak tanımlamışlardır. Bu tanımdan hareketle sürdürülebilir insan kaynakları yönetiminin beşeri ve örgütsel faaliyetlerin etkilerini sosyal, çevresel ve bireysel unsurlar bağlamında dikkate alarak karşılayabilmek adına ortaya çıkmış bir reaksiyon olarak ifade edebiliriz. Arzu ederseniz son olarak da hani bu araştırma öne çıkan diğer bir kavram olan yeşil insan kaynakları yönetiminden ne anlamamız gerekiyor? Bir cümleyle de onu söyleyip bitirelim hocam. Bu kavramda öne çıkan diğer kavram yeşil insan kaynakları yönetimi de örgütlerde sürdürülebilir ekolojik uygulamaları güçlendirmek ve çalışanların bu uygulamalara olan inanç ve bağlılığını artırmak için insan kaynakları yönetiminin uygulamalarını kullanmayı ifade eden bir kavram. Yani kısacası geleneksel insan kaynakları yönetimi işlevleri dediğimiz iş analizi, işe seçme, işe yerleştirme, efendim eğitim, ücret, personel değerlendirme, endüstriyel ilişkiler gibi işlevlerin yeşillendirilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Bu açıklamalar doğrusunda da hocam daha yaşanabilir bir dünya içerisinde daha huzurlu, doğaya daha saygılı, hani sosyal mesajı da vereyim kapanışta, işletmelerde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir insan kaynakları yönetimi konusunu ele almanın önemini biz net bir biçimde anlıyoruz. Bu doğrultuda da öneri olarak, tavsiye olarak ülkemizde yapılmış olan bu az önce ifade ettiğim niteliksel çalışmalara, derleme çalışmalarına ek olarak niceliksel çalışmalara da ağırlık verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Saygılarımı arz ediyorum. Dinleme zahmetine katlandığınız için teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Dilinize sağlık. Rica ederim hocam. Katkı zamana uydunuz, evet. Çok teşekkür ediyorum. Katkı ya da soru sormak isteyen var mı? O zaman ben araya tekrar gireyim. Hocam kimse... herkes zamanı etkin kullanmak adına soru sormuyor kimse hocam. Ben hocam, ufak kaçamaklar yapayım. Tabii hani hocam, kaynakların yani kıtlığı meselesi vardı. Hani acaba bunu farklı mı düşünmek gerekiyor diye bir şey söylemek istiyorum. Sorunumuz kaynakların kıt olması mı, yoksa kaynakların paylaşımı ve doğru kullanımı kavgası mı? Bunu tekrar düşünmek gerekiyor. Çünkü 100 yıl önce dünyanın nüfusu 1,5 milyarken bugün 7,5 milyara çıkmış durumda. Demek ki kaynaklarımız kıt değil aslında. Biz kullanmayı çok iyi beceremiyoruz diye düşünüyorum. Bir cümleyle ben de müsaadenizle katkı sunayım hocam. Bu fikrinizi destekler mahiyette. Ben de İktisada giriş dersine giriyorum. Öğrencilere aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki yani ihtiyaç kavramından hani yola çıkarsak, Batı ile Doğu'nun bu ihtiyaç kavramını yorumlama farkını önce ortaya koyuyorum. İşte ihtiyaçlar sonsuzdur, sınırsızdır, tatmin edilmezse acı doğurur, ızdırap doğurur. Batılı bir bakış açısında, ihtiyaca bakış açısı bu. Ama bizim Yunus'umuz diyor ki mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var gel biraz da sen öyle. Veya Fuzuli'nin dediği gibi dünyadaki en mutlu insan hiçbir şeye ihtiyaç duymayan insandır. Hani buradan yola çıkarsak ihtiyaç kavramı nedir veyahut kaynak nedir, hangisi yeterlidir, ne kadar kullanırsak ihtiyacımızdır, bunu tekrar bence yorumlamak gerekir diye değerlendiriyorum hocam. Saygılar. Bir diğer şeyi sorayım sunumla ilgili. Buyurun. Türkiye'den 6 makale mi var dediniz yanlış hatırlamıyorsam? Türkiye'den 25 yayın var, bunlardan 20'si makale ama derleme hocam. Türkiye'deki VOS'takileri diyorum. VOS Weaver'da 9 tane hocam. SSCI ve SC yayın olarak kategorisinde Türkiye'den 9 yayınla 17. sıradayız. Çok şükür. Yine de orta bir seviyedeyiz yani. Oradaki üniversiteler belli mi ya da yazarlar belli mi? Belli hocam, belli. Kıbrıs'ta yanlış hatırlamıyorsam Yakın Doğu Üniversitesi'nden hocalarımız vardı. 3 tane oradan makale var mesela hocam. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden var. Hatırladıklarım, hatırımda kalanlar bunlar hocam. Merak ettim kim çalışıyormuş diye Türkiye'de bunları. Türkiye'de bir dediğim gibi hocam Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nden bir hocam vardı. Yani isimlerini not almadım, keşke alsaymışım o zaman. Bir de ODTÜ'den hocamızı hatırlıyorum. En çok yayınlarla onlar var hocam. Bu arada hocam Ufuk Karadavut hocamız burada. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Kendisinin Türklerde çevresel etik yazısını gördüm. Bu arada kendisi dışarıdan katılımcı. Haberiniz olsun. Türklerde çevresel etik yazısıyla ilgili de kendisine teşekkürlerimi arz ederim. Çok faydalı oldu benim için. Sevindim yani hocam, eğer faydalandıysanız. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi zaten Ufuk Hocam'a geçeceğiz. Bir sonraki bildirimiz karar verme süreçlerinde etik değerler etkisi Ufuk Karadavut Hocam. Buyurun hocam, söz sizde. Herhalde hocamın önce şu şeyi kaldırması gerekiyor benim yüklemem için sunuyu. Ben ne yapacağım şimdi hocam? Saniye. Nasıl yüklediyseniz öyle kaldıracaksınız. Hocam yükleyeyim diyorum ama yüklemiyorum. Tamam hocam, bir dakika. Şurada. Zannedersem kalktı değil mi hocam? Kalktı. Şimdi tamam. Ben en azından şimdi yükleyelim. İyi, sevindim. Hocam siz yükleyene kadar bu arada herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Dinliyorum. Çok güzel bir ortam. Gerçekten Fedai Hocam çok güzel moderasyon yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Tamam hocam, teşekkür ederim. Bu arada ben de bilmeyenler için söyleyeyim. Ben de işletme hocasıyım. Yönetim ve strateji alanında çalışıyorum. Evet hocam. 126 yayında takip ediyoruz hocam sizi. Maşallah. Allah devamını getirsin hocam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet. Olmadı mı Ufuk Hocam? Vallahi hocam yüklemeye çalışıyorum ama bir türlü şey yapamadım. Ufuk Hocam bu arada Türklerde çevre etiği, Türklerde çevre dediğim zaman Google'a ilk sizin yazınız çıkıyor.
Çok sevindirici hocam. Tebrik ediyorum. Ya etik konusunda biraz çalışıyorum da belki ondandır. Bir 4-5 senedir etikle ilgili. Evet. Şey gözüktü mü hocam? Sunum geldi hocam ekrana. Evet. Sunum geldi. O zaman sorun yok. Şuradan da büyütelim. Güzel. Şimdi biraz önceki hocamın şeyi de ben hani süre açısından bir şey söylemedim ama bir cümle söyleyip böyle geçeyim. Şimdi aslında Feda hocam sizin de söylediğiniz gibi yoksulluk var bir de yoksunluk var. Galiba biz yoksunluk çekiyoruz yoksulluktan ziyade. Yani o yoksunluk kaynaklı bir yoksulluğumuz var. Galiba oradan şey yapıyor. Evet, hepinize hayırlı günler diyorum. Kongrenin ilk başlangıcında konuştum. Bir de herhalde en sonunda konuşuyorum. İnşallah gördüğüm kadarıyla bütün oturumlara da katıldım. Yoruldum da açıkçası. Güzel geçiyor. Hoşumuza gidiyor. Yani gerçekten mutlu oluyoruz. Bu çalışmada da özellikle karar verme süreçleri bizim için önemli. Ve karar verme süreçlerinde etik değerler genel olarak yok sayılıyor. Yani bu açıdan baktığımızda biz istiyoruz ki yani karar verilirken mutlak surette etik değerlere de bakılsın. Çünkü biz etik değer olarak baktığımızda genelde ahlakla etik kavramını çok karıştırıyoruz. Halbuki ahlak farklı bir kavram, etik farklı bir kavram. Ama toplumsal olarak bu ikisi birbirinin içerisine girmiş durumda. Şöyle bir baktığımızda yani biz Müslüman Türk toplumu olarak baktığımızda aslında hani etik kavramını bizim hiç kullanmamamız gerekir. Niye kullanmamamız gerekir? Ben yaklaşık 7-8 yıldır bilimsel araştırma ve etik dersleri veriyorum. Verirken de her derse ilkinde diyorum ki ya ben bu dersi size anlatmaktan utanıyorum ama mecburum diyorum. Niye diye soruyorlar. Ya diyorum ki Müslüman bir Türk toplumunda etik kavramının konuşulmaması lazım. Çünkü bizim Türk töresinde İslam inancında bunların hepsi zaten fazlasıyla var. Demek ki bir eksikliğimiz var ki bunları anlatmak zorunda kalıyoruz diyorum. O zaman da anlıyorlar tabii. Şimdi çok fazla şey yapmayalım. Karar verme sürecine doğrudan ve dolaylı etkileyen faktörler var. İşte süreçler ve yasal mevzuatlar, kültür, çevre, yaş vesaire. Bunların hepsi doğrudan etkili oluyor. Evet ya bunları şey yapamıyoruz. Karar alırken bilimsel ve teknik bilgilerin en uygun biçimde uygulanmasına dair sorumluluğu, ayrıca bireyin insani ve kişisel değerlerini saygılı olmak gerekiyor. Bu konuda biz özellikle bu kapitalizmin acımasızlığı altında, etkisi altında maalesef bunlara da çok dikkat etmiyoruz. Etik karar verme sisteminin adımları var. İşte etik sorunun belirlenmesi, etik sorunun ortaya çıktığı yerin tam olarak anlaşılması, konuyla ilgili tüm nedenleri ortaya koymak için gerekli bilgilerin toplanması, eğer ikilem varsa bu ikilemin kafa karışıklığının giderilmesi, seçenekler için uygun yaklaşımlar üzerinde düşünülmesi, karar verilmesi, uygulanması, daha sonra da kararı ve uygulamayı oturup tekrar etmekte. Tabii bunun için de temelde etik kodların bilinmesi gerekiyor. Yani işte altında mı oluyor, bütünsel bakış açısı altında mı oluyor, yaratıcılık ve uzmanlaşmayla sonuçlanan çıkar çatışmaları var mı, ürüne ilişkin olarak güvenirlik mu, iş yerlerinin hijyen koşulları güvenliği sağlanabiliyor mu gibi bütün bunların ön koşulları altında önce insan ve insanın bu konudaki gerekli huzur içerisinde başarılı bir şekilde çalışacağı bir ortam olup olmadığı ve insanın mutluluğunun bir araç değil de bir amaç olması gerektiği konusunda bir temel bir düşünce birliğinin oluşması gerekiyor. Ve bunun için de temelde dürüstlük ve yasalara bağlılık geliyor. Çünkü mesela dediğim gibi çok uzatmak da istemiyorum ama yeri geldiği için bir cümleyle söyleyeyim. Yani işte adam yolsuzluk yapıyor. Diyor ki yaptığım iş tamamen şey diyor yasal diyor. Ya yasal da ahlaki mi kardeşim değil mi? Yani bir şeyin yasal olması ahlaki olduğunu göstermez. İşte burada da öyle dürüstlük ve yasalara bağlı. Evet yasalara bağlıyız ama ne kadar dürüstüz o ayrı. Öz eleştirinin yapılabilmesi, güven ve karşılıklı saygının gösterilmesi gibi şeylerimiz var. Tabii etik kodlarımız var. Etik kodlar da bizim için önemli şeyler. Asıl yani etik değerlere başlamadan önce belki de etik kodların bilinmesi bizim açımızdan
daha şey önemli. Kişinin özellikle kendisini bu konuda yetiştirmesi lazım. Bilgi birikimi açısından, görgü açısından, deneyim açısından farklı bakış açıları kazanabilmesi gerekiyor. Bu konuda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Niye sıkıntı yaşıyoruz? Çünkü çok fazla okumadığımız için, çok fazla araştırma imkanı olmadığından veya araştırmak istemediğimizden ne yapıyoruz? Farklı durumlarla veya orijinal bir durumla karşılaştığımızda orada sıkışıp kalıyoruz. Yani karar verme aşamasında o kararı maalesef veremiyoruz. Niye veremiyoruz? Çünkü bilgi birikimimiz yeterli olmuyor. Başkasına danışmaktan da maalesef çekiniyoruz. Niye başkasına danışmaktan çekiniyoruz? Şunun için işte acaba danışırsam bilgisiz olduğum veyahut da bu konuda bir şey bilmediğim konusunda bir şeyler ortaya çıkar mı? Bir önyargı oluşum. Yok yani artık öyle bir sisteme geçtik ki uzman sistemler dediğimiz kavram var. Biz makine öğretmede bile ne yapıyoruz? Uzman sistem kullanıyoruz. Yani bu işi bilen deneyimli kişiler kullanmaya çalışıyoruz. Bu nedenle danışmıyoruz da okumuyoruz da böyle olunca ne yapıyoruz? Aslında eski olayları bırakın. Herkesin bildiği alışılmış olayları yani çok basit olaylarda bile ne yapıyoruz? Çok yeterli sonuçlar çıkaramıyoruz. Bu nedenle yani bu etik kodlar konusunda yani temel konusunda mutlaka bilgi sahibi olunması gerekiyor. Sorunu öncelikle bizim etik olarak tanımlamamız gerekiyor ama bunun burası önemli. Buraya biraz duracağım. Şöyle bir dakika. Şimdi önümüzde etik bir sorun varsa o sorun geldiği zaman ilk önce cevap vermemiz nedir? Sorunun ayrıntılı detayları nedir ve bu sorunun arka planında ne vardır? Yani bunu bilmek lazım. Tamam bir sorun var ama o sorun nedir ve arka bu sorunu oluşturan sebepler nelerdir? Eğer bunu belirleyebilirsek karar verme konusunda veya onu çözme konusunda daha başarılı olabiliriz. Tabii bunlar belirlendikten sonra aynı zamanda bu sorulara sağlıklı cevaplar da verebiliriz. Çünkü değişkenler arasında mutlak surette ilişkiler oluyor. Birbirlerini etkileyerek daha ileri götürebildikleri gibi birbirlerini engelleyerek daha farklı boyutlara da taşıyabiliyorlar. Veyahut da görünen görünmeyen etkiler ortaya çıkabiliyor veya gizlenen etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle onları da bilmek gerekiyor. Yani sadece gördüğümüzle, duyduğumuzla kararlar vermek çok yeterli olmuyor. Bunun için de tabii ayrıntılı bilgi gerekiyor. Yani karar verecek kişinin araştırmacı ruhuna da sebep olması lazım. Hatta bunların en önemlisinde de tarafsız olması lazım. Eğer bir işe başlarken hangi iş olursa olsun ne yapıyoruz? Tarafsızlık esastır. Hatta ben derslerde bazen söylüyorum. Gençler diyorum bir profesör çıkıp veya bir doçent çıkıp televizyonda reklam yapıyorsa o kişinin araştırmasına güvenmeyin diyorum. Niye? Ya reklam için belki inanmadığı bir şeyin tanıtımını yapıyorsa araştırmaya yön vermek için de başka şeylerden kaynak alabilir diyorum. Yani bu nedenle tarafsızlık bizim için temel esas ve gösterge olması gerekmektedir. Tabii etik sorunları çözebilmek için benzer vakalar ve olguları incelemek çok önemli. Bize çok yol gösteriyor. Yani orijinal bir olay gelmiştir, bilmiyoruzdur, ilk defa görmüşüzdür ama benzer olaylardan faydalanarak ne yapıyoruz? Şey yapabiliriz, çıkış yolu çıkarabiliriz. İşte her vaka ve olay bize farklı bakış açıları gösterecektir. Bir konu hakkında deneyimli kişilerle görüşmek bizim düşüncelerimizi değişecektir. Bu nedenle kesinlikle danışmaktan ve görüşmekten çekinmemek gerekmektedir. Bunun için de eğer etik sorunun yapısını veya yapı eden faktörleri belirleyebilmek için de öncelikle ahlaki kuralları şey yapmak lazım. Bir de konuyla ilgili mevzuatı çok iyi incelemek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bazı şeyler yasal mevzuatta çelişilebilir. Özellikle gelişmiş olan ülkelerde değil ama gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde etik kodlarla mevzuat birbiriyle çelişebiliyor. İşte bu çelişmeyi bizim o açığa çıkarıp net bir şekilde ortaya koymamız lazım ki sorunla karşılaşmayalım. Çünkü etik kurallarına uymamak suç değil ama mevzuata uymamak suç. Bu da ne yapıyor? Ayrı bir sorunu ortaya çıkarıyor, başımızı ağrıtabiliyor. Bu nedenle etik kodlarla mevzuatın uyumlu olup olmadığını da dikkat etmemiz gerekiyor. Sorunu çözmek için yapılması gereken en basit şey bir yol haritası çizmektir.
ve çizmiş olduğumuz bu yol haritasıyla birlikte de ne yapıyoruz, neler yapabileceğimizi, nasıl yapılacağını, ne zaman yapılacağını ve nasıl sonuçlandırılacağı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. Bütün aşamalarda işlemler gerektiği şekilde yapabilirse, yani karar verme konusunda etik açıdan gerçekten başarılı işlem yapmış oluruz ve alınan karar da en az sorumlu olacaktır. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani vicdani olarak baktığımızda almış olduğumuz kararları herkesin beğeneceği diye bir şey yok. Yani herkesi beğendirmek gibi bir şeyimiz olmamalıdır bizim. Veyahut da şu bize gönül koyar, bu şu bu olur şeklinde duygusal düşünmemek gerekiyor. Olması gerekenler neyse bu şekilde karar alınması gerekiyor. Aksi takdirde ne yaparız? Kendi kendimizi kandırmanın ötesine gidemeyiz. Evet, teşekkür ederim. Yani dediğim gibi vakit çok ilerledi. Milletin dikkati dağıldı hocalarımızın. Öyle olunca çok da zaten 10 dakika, 11 dakikada olmuş hocam. Yani epey de olmuşuz. Ben teşekkür ediyorum. Varsa soru cevaplayalım. Yoksa sözü size bırakıyorum hocam. Teşekkür ediyorum Ufuk hocam. Ben de slaytlar ilerlemeyince hocam ne zaman başlayacak dedim. Yani. Bitti evet, hocam 14 slide vardı, hepsini sundu, açtım yani. Siz de ilerlemiyor mu yoksa? Yok, biz de ilerlemiyoruz. Biz başlık slaytında kaldık hocam. Ben de aynı şeyi düşündüm hocam. Acaba benim bilgisayar da onu sandım ben. Allah Allah, yok bende ilerliyor ya. Araya da giremedik. Biz de diyoruz işte ne zaman başlayacak hocam dedim acaba. Teşekkür ediyoruz. Katkı sunmak isteyen varsa buyurun. Kıymetli ben, hocam. Nurdan hocam buyurun. Bayanlar önden hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Hocam ben lisansı bitirip Karabük Üniversitesi'ne yüksek lisansa başladığımda Ufuk hocam bilir. Bir Abdullah hocamız vardı. Derste örgütsel adaletten bahsediyordu. Siz şimdi etik değerlerden bahsedince dedim ki 5 sene dedim lisans okudum, işletme okudum. Daha dedim örgütsel adaletin Hazreti Ömer'le ilişkilendirildiğini ilk defa bugün duyuyorum. Bize dedim bunu niye daha önce anlatmadılar dedim. Bize niye dedim hep başka şeyler anlatılıyor. Şimdi Ufuk hocam öyle söyleyince gerçekten bir işletmeci olarak bu hep bizim bir yaramız galiba. Yani Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisini anlatıyoruz ama İbni Haldun'un ihtiyaçları hiyerarşisinden bahsetmiyoruz. Maslow'dan kaç yüzyıl önce bulmuş. Yani bizim özümüzde olan olması gereken etik değerlerimiz varken, yani zaten olması gerekirken biz zaten başka yerden alıp gelmişiz gibi etik değerler anlatıyoruz. O konuda size katılıyorum. Birkaç cümleyle sadece bunları söylemek istedim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir konuydu. Buradan hocam olması gerekeni değil de olmasını istediklerimizi çalışıyoruz da o yüzden. Evet, evet hocam. Doğru söylüyorsunuz. Hocam ben de çok teşekkür ederim. Çok veciz bir şekilde sunduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Estağfurullah. Estağfurullah. Hani zülfiyare denk getirmek diyorlar ya hocam, hakikaten zülfiyare denk getiriyorsunuz. O yüzden ayrıca teşekkür ederim. Şimdi Nurdan hocam da biraz bahsetti. Ben de bu işe aslında biraz dertlenenlerdenim hocam. Kafaya takanlardanım. Şöyle ki yani hani sürekli söylüyoruz, sosyal bilimlerde zaten çalışma temel sahasını teşkil eden sosyolojik farklılıklar. Yani toplumsal farklılıklar, işte demografik farklılıklar, coğrafi farklılıklar, o sosyolojik farklılıkların en temelinde yatan da değerler, o değerlerin temelinde yatan inançlar, kültür, yani genetiğin yanı sıra minetik dediğimiz o kültür aktarımı. Biz maalesef genellikle o batılı kaynakları çevirmek üzerine bir bilim yapma yolunda ilerliyoruz. Sizin de dediğiniz gibi bizim değerlerimiz aslında çalışma noktasında gayet hani ideal çalışılabilir. Geçen canlı sunumda da Nurdan hocama da söyledim. Yani bizim peygamberimiz kıyamet koparken ne yapalım diye sorduklarında ağaç dikiniz diyen bir peygamber. Tutup biz 2019 yılında Batı Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi çalışmaya başladığı için bugün Türkiye'de Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi çalışmaya başlıyoruz. Bizim bunu yıllar öncesinden çalışıyor olmamız lazım diye bir öz eleştiri yapmıştım. Siz de tam buralara dokunuyorsunuz. Güzel bir şekilde, veciz bir şekilde dokunuyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Çok hocam, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bununla ilgili son bir cümle söyleyeyim. Vedayı hocam bırakayım. Şimdi Özgür hocam,
Bizde şöyle bir sıkıntımız var. Mesela bu yeşil insan kaynakları kavramını 10 yıl önce, 20 yıl önce siz deseydiniz veya biz deseydik bu adam manyak mı ya, kafası mı kırık derlerdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Nereden çıkarıyor, nereden uyduruyor derlerdi. Evet. Yani öyle bir şey var, bir görüş var, ortam var. O yüzden her düşünceyi, her şeyi öyle özgürce söyleyemiyoruz yani. Hocam aynısını şeyde yaşadım. Bir önceki kongrede kariyer yaklaşımlarında manevi yaklaşım diye bir şey. Adamlar çalışıyor hocam. Hristiyanlar çalışmış. Kariyer yaklaşımlarında işe adanmak, işe kendini vermek noktasında manevi yaklaşımları öncelemişler. Biz bunu tedirgin ola ola söylüyoruz. Yani acaba desek mi, demesek mi? Hani adam aslında buna spiritüel yaklaşım demiş. Biz onu biraz daha yumuşatıyoruz. Manevi yaklaşımlar diyerek hani kabul edilebilir düzeye çekmeye çalışıyoruz. Bu da maalesef bir öz eleştiri olarak rahatsız edici bir durum. Saygılarımı arz ediyorum hocam. Eda hocam çok teşekkür ederim kıymetli vakitleriniz için. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Tabii bizim hocam, bir sözümüz... Buyurun, buyurun. Kusura bakmayın. Seste bir sorun vardı. O yüzden öyle oldu ama kusura bakmayın, biraz böldüm. Aslında hocalarım söylerken böyle biraz tamamlayıcı olması için benim de laf lafı açar şeklinde aklıma geldi. Ufuk hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Bir de bu hazırlanan çalışmalar özellikle yabancı menşeli olduklarında aslında dikkat etmiyoruz ama onlar kendi kültürlerine göre hazırlıyorlar. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. İyi bir şey olarak da söylemiyorum. Ama kendi yapılarına göre söylüyorlar. Biz de biraz daha kendimize bakarsak aslında bunların içinde o kadar çok şey göreceğiz ki anlatmamız, üzerinde durmamız gereken, inşallah diyeyim, hani bundan sonraki çalışmalarda umarım bu tür şeylerin önünü açmış oluruz bizler başlayarak. Teşekkür ederim hocam söz verdiğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Hocam bizde bir söz var malum. Minareyi çalan kırıfını hazırlar. Evet. Şimdi bizim maalesef yani bilim anlayışımız da bu şekilde oluşmuş durumda. Böyle bir bahtsızlık mı diyelim, kendi kendimize yaptığımız bir durum mu? Kanunları biz ahlaksızlığımıza uyarlıyoruz. Yani böyle de bir durumumuz var maalesef. Çözmek lazım ama tabii bilimin özünde aslında yaşanılanın, gözlenenin bilimsel hale getirilmesi söz konusu. Batı bunu çok iyi yapıyor ve yaşanılan ortamı bilimsel hale getiriyor. Biz maalesef henüz bu aşamaya geçmiş değiliz. Kendi yaşantımızdan, kendi kültürümüzden gözlemlerimizi, yaşantılarımızı bilime aktarsak belki çok daha güzel şeyler çıkacak. Umuyorum ki bu çalışmalar artar. Yani ben kendi adıma böyle bir hedefim vardı. İşte entropik örgüt iklimi ölçeğini kendi yaşantımdan, kendi yaşadıklarımdan, kurumsal yapı içerisindeki gözlemlerimden etkilenerek ortaya koydum. Umuyorum ki tutar. Piyasada da bir dünya çapına erişmiş oluruz böyle bir çalışmayla. Belki ilerleyen zamanlarda biz atıflar alırız, onlar bize atıf yapmış olur. Böyle de mutluluğu paylaşırız diyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam ilk atıfınız bizden gelecek. Evet hocam. Organizasyon Psikoloji adlı dergideki ölçeğinizden bahsediyorsunuz, evet, değil mi hocam? Evet. Hocam yolu açık olsun inşallah. Bahtı açık olsun. Evet, güzel bir ölçek. İnşallah dediğiniz gibi oradan yürürsünüz hocam diyelim. Sağ olun, sağ olun inşallah. Başladık bile ölçek üzerinden çalışmaya. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Kenara koydum ben de hocam inşallah. Önümüzdeki çalışmalar. Yalnız bir uyarı yapayım. Ölçeği bulan kişiden yazılı izin almanız gerekiyor. Yoksa hak iklali ihlali olur. hocam atık yapacağım ya bol bol. Open access olduğu için ben buna pek katılmıyorum. Yani eğer açık erişimli bir dergideyse izin alma ihtiyacı olduğu düşünmüyorum açıkçası. Hocam okulların etik kurulları Ufuk hocam sunumuyla da bağladı sağ olsun. Hakikaten okulların etik kurulları bu konuda üniversitelerin ulaşabiliyorsak yazardan izin almamızı istiyorlar. Ulaşamazsak ancak eserin tam metnini kabul ediyorlar. Aksi takdirde etik kurulu izni vermiyorlar. Çok acayip yani. Hocam özellikle doçentliğe başvuracaklar da etik kurul onu şey yapıyor. Özellikle şikayet olması durumunda onu inceliyor. Yani başları ağarmasın diye söylüyorum genç arkadaşlarımıza. Doğrudur. Evet, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Bir sunumumuz olmadı. Hocam, Kürşüt Hoca'ya ben ulaştım. O normalde başka bir güne alınması için vermiş.
şeyin bilgisi var ama toplantısı varmış. Daha sonra sunum yapacakmış sanırım. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bütün katılımcılara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.